saygıdeğer belediye başkanım, belediye başkan yardımcılarım, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe tarım ve orman müdürüm, ziraat odası başkanım, Trakya Birlik müdürüm, tarım kredi kooperatifi müdürüm, toprak mahsulleri, Önder Çiftçi Derneği, değerli muhtarlarımız, odalarımızın çok değerli temsilcileri, basın mensupları ve değerli çiftçilerimiz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, katılımcılarımızın konuşmaları sırasıyla Ziraat Odası Başkanımız Metin Gürsu, Önder Çiftçi Derneği Başkanımız Metin Oral, Trakya Birlik Kooperatifi Başkanımız Turgay Sakarya, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Nuri Ertuğrul, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz. En son programımızın sonunda da traktörlerle birlikte kortej yürüyüşü yapılıp programımız sonlanacaktır. Saygıdeğer belediye başkanım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, ilçe tarım müdürlüğü, yağlı tohumlar, tarım kredi kooperatifi, toprak mahsulleri ofisi, Önder Çiftçi ve tüm muhtar arkadaşlarım, odalarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri, değerli çiftçilerimiz, saygıdeğer basın mensupları, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde 21 milyon hektar tarım alanı üzerinde 2.2 milyon çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, çiftçi kayıtlı olup Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada üretim yapan değerli çiftçilerimizin gıda ihtiyacı olan 22 milyon ton buğdayı üretme azmiyle çalışıp 80 milyon ülke nüfusuna 5 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Günden güne daralan tarım alanlarında her türlü zorluğa rağmen üretimi bir görev bilen, girdi maliyetlerinin
dışa bağımlı dolar euro bazında yapılan hesaplamalar neticesinde tohum, ilaç, gübre, mazot ihtiyaçlarının maliyet yüksekliklerinden dolayı her gün zorlaşan üretim imkanlarını zorlayarak üretmeye devam edeceğiz. Gün birlik olma günü olup tüm kuruluşlar olarak birbirimize sahip çıkma günüdür. Üretimin olmadığı yerde gıdanın olmayışı, yaşamın olmaması demektir. Biz üreteceğiz ki dışarıdan gelen ithal ürünlerin ihtiyaç olmaması, içimizde de toprak, hava, su ve iklim şartlarının üretim yapmamıza uygun olup ürettiğimiz ürünlerin de pazar bulma sorunu bulunmamaktadır. 16 milyon metropol şehir İstanbul'un yanı başında olmamız neticesinde her türlü ürettiğimiz ürünün en kısa sürede pazara ulaştırma imkanımız olduğunu, sebze, meyve, hayvancılık, hububat ve aromatik bitkiler yetiştirerek çiftçiliğimizi sağlayıp, geçimimizi sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Büyüklerimizden emanet aldığımız bu güzel tarım topraklarını geleceği umutla bakan gençlerimize en iyi şekilde emanet etmeliyiz. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının ve gelecek olan hasat döneminin tüm çiftçilerimize bol bereketler getirmesi dileğiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve emeği geçen ebediyete intikal edenlere Tanrı'dan rahmet, sağ olanlara da uzun ömür dileklerimle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli yöneticileri ve bugünün onurunu taşıyan çok kıymetli çiftçi arkadaşlarım. Hepinizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, saygıyla selamlıyorum. Uluslararası Tarım Federasyonu, İFAP, aynı zamanda kendi kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı çiftçilerin sorunlarının tüm dünyaya duyurulması ve konuşulması için bugünü Dünya Çiftçiler Günü olarak ilan etmiştir. Bizler de Silivri Önder Çiftçi ailesi olarak kurulduğumuzdan bu yana 17 yıldır başlarda 10-15 çiftçi arkadaş da bugünü kutlarken son yıllarda ana meslek örgütümüz olan Ziraat Odası ve diğer tarım kurum ve kuruluşlarla beraber belediyemiz aracılığıyla kutlamalar daha yoğun bir katılım ve coşkuyla yapılmaktadır. Sorunlarımızı konuşmak dedik. Geçen yıl yine bu alanda yaptığımız konuşmada dile getirdiğimiz sorunlarımız düzelmemiş misliyle artmıştır. Bugün çok yüksek miktarda artan girdilerimiz ile küresel iklim değişikliğinin getireceği üretim zorlukları bizlerin üretme azmimizi düşürmektedir. Bugün ülkemiz tarım konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Son günlerde dillendiren tarımda millik projesinin alınan tepkiler sonucu geri çekilmesi, 2018-2019 üretim yılı için verilecek desteklemelerin üretim döneminin sonuna yaklaşmamıza rağmen hala açıklanmaması, tarımla ilgisi olmayan kişilerin ortalıkta olur olmaz konuşmaları kafa karışıklığını artırmaktadır. Dünya akıllı tarım, dijital tarımı konuşurken biz hala yerli tohum, hibrit tohum kavgası yapmaktayız. Tarımda teknoloji, tohumla başlar, makine teçhizat, zirai koruma ve bitki besleme ürünüyle devam eder. Bugün biz tarım teknolojilerine geri kalırsak dünya ile rekabet şansımızı kaybederiz. Bu sorunlardan çıkmamız ise dünya ve ülke gerçeklerine uygun, akılcı ve sürdürülebilir politikaları uygulamaktır. Bunun yolu da biz çiftçiler ve bağlı olduğumuz çiftçi örgütleriyle beraber hareket etmekten geçer. Sözlerime son verirken
Bu ülkenin topraklarına değer katan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ürünümüzün gerçek değerini bulduğu bereketli hasatlar ve umut dolu bir gelecektir. Belediye Başkanım, Meclis Üyeleri, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, İlçe Tarım Müdürü, Ziraat Odası Başkanım, sivil toplum kuruluşları, kooperatiflerimiz, derneklerimizin çok değerli müdür ve yöneticileri ve çok değerli çiftçi dostları. Hepinizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Milli ekonomimizin temeli tarımdır demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Onun içindir ki biz çiftçiler daha çok çalışıp devletimiz de biz çiftçileri daha fazla destekleyerek ve girdi maliyetlerimizi düşürerek üretim alanlarımızı genişletip tarımdaki son teknolojileri kullanarak daha fazla verim elde ederek gerçekleştirebiliriz. Fakat şu an girdi maliyetlerimizin birçoğu ithalata bağlı olması sebebiyle kurlar yükseldikçe bizim de girdi maliyetlerimiz yükselmektedir. Bunun içindir ki önce tarım girdilerimizin ülkemizde üretilip maliyetlerimizi düşürmekten başka çaremiz yoktur. Geçen yıl döviz fiyatları %40-45 artarken bizim girdi maliyetlerimiz gübrede %100, zirai ilaçta %80 civarı, tohumda, mazotta %50'ler civarı fiyat artışları olmuştur. Bu girdi artışlarıyla sürdürülebilir tarımın olması çok zordur. ...2006 yılında yurt içi gayri safi milli hasılanın %1'i her yıl tarımsal desteklemelerde kullandırılması üzere bir düzenleme yapılmıştır. Fakat bugün hala bu oran tam olarak dağıtılmamaktadır. Şu an dağıtılan bu desteklerin de arttırılarak ve zamanında ödenmesiyle çiftçiler finansman ihtiyaçlarını karşılayıp vadeli alımlardan ve dolayısıyla faiz ödemekten kurtulmuş olacaklardır. Ayrıca ülkemizin çok acil tarımsal üretim planlamasına da ihtiyacı bulunmaktadır. Bizler her yıl İlçe Tarım Müdürlüğümüze ÇKS'lerimizi vermekteyiz. Hangi üründen kaç dekar ekeceğimizi belirtiyoruz. Bu bilgilerin bir merkeze toplanarak değerlendirilip bir üretim planlaması yapılabilir. Ve hangi ürünün ne kadar ekilmesi gerektiği planlaması yapılırsa bazı ürünlerin çok pahalı, bazı ürünlerin de hasadı yapılmadan tarlada toplanmadan kalmasını önlemiş oluruz. Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi dileğiyle tekrar 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor. 2019 hasat yılının bol ve bereketli olmasını diler, saygılar sunuyorum. Üyeleri, kurumlarımızın değerli amirleri, Sayın Ziraat Odası Başkanım, kooperatiflerimizin, birliklerimizin, derneklerimizin sayın başkanları, sayın muhtarlarımız ve çok kıymetli siz çiftçilerimiz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Silivri, tarım ve hayvancılığı ile bilinen ve tanınan, ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılıkla sağlayan ve hafızalarda Silivri denildiği zaman ilk akla gelen renklerin yeşil ve mavi olduğu bir ilçemiz. Her zaman İstanbul'daki şehrin stresinden uzaklaşmanın, doğayı ve doğallığı yaşamanın ve rahat bir nefes almanın adresi olmuştur Silivri. Hafızalarda bu imajı oluşturmada
bu etkiyi bırakmada en büyük katkı kutsal bir görev yapan sıcağında soğuğunda, yağmurunda çamurunda, gece gündüz demeden çalışan siz çiftçilerimizindir. Silivri 306 bin dönümlü kayıtlı olmak üzere toplamda 450 bin dönüme yakın tarım arazisiyle İstanbul'da birinci sırada yer almaktadır. Ayçiçeği, kanola, buğday, arpa, yem bitkileri ve son zamanlarda artarak devam eden nohut, bamya, seracılık ve çiçekçilikle birlikte ürün çeşitliliğimizi arttırmaktayız. İlçemiz kanola yetiştiriciliğinde ülke genelinde ikinci sırada, buğday üretiminde ise ülke üretiminin %1'ine yakınını üretmektedir. Silivri'deki çiftçilerimize geçtiğimiz dönemde sisteme kayıtlı 1831 çiftçimize yağlı tohumlar, hububat, mazot gübre, sertifikalı tohum filan, yem bitkileri, organik tarım olmak üzere bitkisel tarımda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 31 milyon 152 TL, hayvansal üretimde ise 1 milyon 400 bin TL'ye yakın destek verdik. Üretimlerimizin devamlılığını sağlamak için en önemli faktörlerden bir tanesi arazilerimize, tarım arazilerimize sahip çıkmaktır. 08.01.2018 Bakanlar Kurulu ile Çeltik Ovası, Değirmenköy Ovası ve Gümüşyaka Ovası adı altında 120 bin dönümlük arazi büyük ova koruma alanı olarak tarım sit alanına dönüştürülmüştür. Bu alanda tarım dışında hiçbir çalışma yapılamayacaktır. Sayın Başkanım, değerli çiftçilerimiz, ziraat odalarımızla, kooperatiflerimizle, derneklerimizle, birliklerimizle ve her fırsatta tarım ve hayvancılığa önem verdiğini, önemi dile getiren belediye başkanımızla, her daim çiftçinin yanında olan kaymakamımızla birlikte iyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ziraat mühendislerimizle, veteriner hekimlerimizle, gıda mühendislerimizle, su ürünleri mühendislerimizle, tekniker, teknisyen, memur ve işçi arkadaşlarımızla birlikte bu sinerjiyi değerlendirerek görev ve sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getirmeye hazırız. Bu vesileyle Dünya Çiftçiler Günümüzün tekrar kutlar, Allah'tan bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi diliyorum. Saygılar. Çok değerli İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Odamızın çok kıymetli başkanı ve yöneticileri, Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifimizin kıymetli başkanı ve yöneticileri, Önder Çiftçiliği Sebze Üreticileri Derneklerinin çok kıymetli emekçileri, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli meclis üyelerim. Ama her şeyden önemlisi bugünün öznesi olan çiftçi dostlarım, çiftçi arkadaşlarım. Hepinizi saygı sevgiyle selamlarken 14 Mayıs Çiftçiler Gününüzün kutlu olmasını, Silivri'ye ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin başında çiftçi milletin efendisidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlamak istiyorum. Rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Cumhuriyeti kurduğu ilk yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma hamlesinde hep ama hep Gazi Mustafa Kemal tarımı öncelemiş. Tarımsal kalkınmanın önemine vurgu yapmış. Bu konuda veciz sözler sarf etmiş. Şimdi ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu herkesin, hepimizin malumu. Şimdi bizler de üretime ihtiyacı olan bu ülkede tarımsal üretimin de ne kadar önemli olduğunu bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Bugün maalesef ki ülke nüfusumuzun %12'si köylerde yaşamakta. Ve hali hazırda ülke nüfusumuzun yalnız ve yalnız %2'si tarım ve hayvancılıkla iştigal etmekte. Oysa ki
Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 yılında yapılan nüfus sayımında ülke nüfusunun %78'ini tarımla iştigal ettiği tespit edilmiş. Dolayısıyla bizler ve dünyanın bir gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Tarımsal üretimin önümüzdeki 50 yılda, 100 yılda ne kadar önemli olacağı. Öyleyse bizlerin de tarımsal üretime dönme, tarımsal üretimi destekleme gibi sorumluluğumuz olmalı. Şimdi biz Silivri'de yaşıyoruz. Silivri İstanbul'umuzun, Türkiye'nin kalbinin, 16 milyonun üzerinde insanın yaşadığı şehrin bir ilçesi. Ama bu 39 ilçenin arasında coğrafi olarak en büyük ikinci ilçe. Ama ekilebilir, dikilebilir tarımsal araziler noktasından bakıldığında biraz önce Sayın İlçe Müdürümüzün de ifade ettiği gibi en büyük ilçesi 560 kilometre kare yüz ölçüme. İşte 400 bin dönümün üzerinde de ekili dikili araziye sahip bir ilçede yaşıyoruz. Şimdi biz seçimlerden önce hep şunu söylemiştim. Gelin hayallerime ortak olun. Benim hayallerimin içerisinde en büyük yer tutan kısmı da üreticinin tüketiciyle direkt buluştuğu, organik köy pazarlarının bulunduğu, tarımsal ve hayvancılık anlamında İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü haline gelmiş bir Silivri'yi hayal etmiştim. Onu tasvir etmiştim. Sizlerden, çiftçi arkadaşlarımdan, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın bu hayalime ortak olup beni desteklemesini istemiştim. Şimdi hep beraber biz Silivri'de bir kolektif üretim anlayışını geliştirmeliyiz. Bakın bireysel üretimle, bireysel tarımla bir yere varılamayacağının en büyük örnekleri dünyada var. Hollanda bunun en büyük örneği. En iyi kooperatifleşme yöntemiyle, en iyi kolektif anlayışla tarımsal alanda nüfusuna bakıldığında Türkiye'nin fersah fersah üzerinde ihracat yapabilen bir ülke. Bizim de buradan hareketle kolektif üretim anlayışıyla kooperatifçiliği destekleyerek, kooperatifçilikten korkmadan, çekinmeden ve ürün çeşitliliğini artırarak Silivri'deki Cenab-ı Allah'ın lütfu olan bu verimli topraklarda üretim yapmak. Biz gıda ve hayvancılık üssü Silivri olsun derken şu günkü koşullarda çiftçimizin, hayvancımızın, köylümüzün sermaye yapısıyla bunu başarabileceğini bizler de biliyoruz. Ama bunun için Silivri Belediye Başkanı olarak ben sizlerin huzurunda bütün çiftçi dostlarıma söz veriyorum. Yapacağınız her projenin önünde olmak şartıyla her türlü teknolojik, lojistik, ekonomik desteği de size sağlamak için çalışmalar yapacağıma, merkezi hükümetle, Tarım Bakanlığı'yla, Orman Bakanlığı'yla bu konuda eş güdümle çalışmak için Ankara ile gerekirse sizlerle beraber mekik dokuyacağıma da söz veriyorum. Ama Silivrilerin, Silivri'de yaşayan insanların bu potansiyelden artık bir haber olma gibi bir lüksümüz yok. Biz artık bu potansiyeli, marka kent Silivri'yi, tarım kenti ve hayvancılık üssü olacak Silivri'nin bu potansiyelinden haberdar olmalıyız. Ve ona göre yapılacak şey çalışmak olmalı. Biraz da artık şu üzerimize serilen ölü toprağını, bu tembelliği de bir kenara bırakmalıyız. Bu müdürümün bahsettiği tarım havuzu hadisesi önemli. Tarımsal sit alanı önemli. Bir önceki belediye başkanımızın bu konudaki yaptığı güzel çalışmalar var. Tarım lisemiz var, TÜRAM var. Ama bunların yeterli olmayacağını, bunların daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar yapmamız gerektiğini ama el ele, gönül gönüle vererek beraberce bir tarım kentinin İstanbul'un yanı başında bir hayvancılık üssünün, tarım üssünün nasıl kurulacağını tüm Türkiye'ye gösterecek bir başarıya, hep beraber bir başarı hikayesine imza atmamız gerekiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar tekrar 14 Mayıs'ta kutlanan bu Çiftçiler Günü'nü tebrik ederken ben Silivri'ye Çiftçiler Günü ile ilgili bir günün yetmeyeceğini, yetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çiftçi kooperatifleriyle, çiftçi paydaşlarıyla, tarımla iştigal eden paydaşlarla önümüzdeki haftalarda bir araya gelip önümüzdeki Ramazan'ın bitimindeki ayda bir tarım ve hayvancılık
Çalıştayı'nın bir hafta sürecek veya 3 gün sürecek bir Çalıştay'ın Silivri'de yapılması için sizlerle istişare etmek istiyorum. Bundan sonraki yılda 14 Mayıs'ı takip eden haftanın Silivri'de bir tarım haftası ilan edilmesi, bizim özelimizde bir tarım haftası olarak kutlanması gerektiğini ve bu konuda çalıştaylar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bana şimdiden destek vereceğinizi düşünüyor ve bundan hiç şüphem olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben Silivri'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Ramazan ayında yapacakları ibadetlerin de hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çiftçi dostlarıma en kalbi muhabbetlerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.